Nur Fettahoğlu'ndan bir şarkı daha dinliyoruz şimdi. Oldu. Ben tabii ki ama değil mi? Nur, ben tabii ki. Nur Fettahoğlu'nun bunları biliyor musunuzlar? Eyvah. Nazar'a çok inandığını, kötü enerjiyi hissettiğini, kapının eşiğini sirkeli suyla sildiğini. Doğru mudur? Arada yaparım. Arada? Ne yapıyorsun? Yok, kapının eşiğini sirkeli suyla mı siliyorsun? En son silinen. Neden o şey koyarlar değil mi bazen? Kötü kalpli komşular yağ sürerler değil mi? Bazen öyle şeref oluyordu. Yok öyle ben söylemiş büyüklerimiz böyle... aklımda kalmış. En son suyun içine. İşte o içine... ondandır. Biraz ondandır ya. Ben küçükken hatırlıyorum falan böyle. Kapıyı açardık. Annem böyle kapının önünde bir ince bir yağmağa damlamış. Eyvah yine yağ sürmüş. Allah'ım bakıyor ne oldu yağ sürdü ne olacak yani diye. Karşılaştığında kalbi duracak kadar Sezen Aksu hayranı olduğunu. Evet. Harika. Çantasında uğurlu objeler taşıdığını, sihirli anahtar, kırmızı süs biberi. Ya hayır. Biber taşıyorum çantada kırmızı ama. Ya, kapıyı sirkeyle silen çantada da biber taşır normal ya. Telefonumun bir objesi var üstünde kırmızı renk. Kırmızı renk bana enerji veriyor. Canım sıkıldığında falan onunla elimi sürüyorum ki enerji gelsin. Enerji gelsin diye. Evet. Kilitli... Ama küçücük bir şey o yani. Kilitli dolap ve çantaları açmada üstüne kimsenin olmadığını. Abla. Ablanın bilgisi. Bayağı hırsızsın yani sen bayağı bildiğin. Hayır hep saklıyordu kıyafetlerini. Ben de gizli gizli açıp alıyordum. Neyle açıyorsun? Maymuncuk neyle bir şey yapıyorsun? Hayır gayet. Çok kolay kilitliyordu zaten. Kolay kilitliyordu. İbibik adı verilen topuzuyla tüm gün arıza endam eylediğini söylemişler. Evet. Yağlı boya resim yapıp hediye etmeyi çok seviyormuşsun. Evet. Bir tane viyolo almışsın kendine ve hiç çalmamışsın onu. Cello. Cello. Almışsın ve hiç çalmadın bugüne kadar. Çalmaya çalıştım ama daha harika. Ses yok. Viyoloyu getir. Vurma huyu olduğunu severken birden tokat atabildiğini söylemişti. Hakikaten mi? Var mı öyle bir şey? Var mı gerçekten? İnsanlarda vardır yani. Ha? Ah canım benim çat diye böyle yok vurma olayı. O bende çok vardır biliyor musun? Aman hocam. Ya, elim çok ağır olduğu için severken dövüyor zannediyorlar. Severken öldürün diyorsun. Ya altın portakal aldıktan sonraki açıklamalarım var enteresan. Yani beklemiyordum. Yani çok da hayatımda bir şey değişmedi. Ya, falan gibi böyle bir rahat, relax bir açıklama yok, yap. Yok ha? Abi öyle değil ya. Yani ya, gerçekten öyle beklemiyordum. Yani hani... Biz Altın Portakal'a son anda yetiştirdik filmi ve hani hepimizin heyecanı şeydi, çok filmi gergin. Orada göreceğiz. Hmm. Ve insanlarla birlikte göreceğiz ve hani sinemadan insanlarla birlikte göreceğiz. Yani Altın Portakal'da hani gelen filmler var, diğer tanıdığımız tepkileri arkadaşlar, birlikte. Ekipler var. Hep beraber izleyeceğiz diye gittik. İzledik, ondan sonra tepkiler güzel gelmeye başladı. Dedik herhalde bir şeyler olacak. Olacak ve oldu. Yok. Da. Bu arada tabii yani şimdi Nur'u da buradayken sormadan da edemeyeceğiz. Çok da güzel dizi de devam ediyor değil mi? Evet. Dizi bir yere tıkandı kaldı bir yerde şu anda. Yani tıkandı kaldı öyle derken öyle kötü ama tıkanmadı. Meral Okay tıkamaz hiçbir şeyi. Çok da güzel yazar devam eder de. Bir gebelik işine tıkandı kaldı yani. Oralarda ya, bir evet, değil mi? Çocuklar tamamlanana kadar biraz daha gebelik işi devam edecek. İzleyen var mı? Muhteşem Yüzyıl'ı izleyen var. Harika. filmde şimdi devamlı bir gebe durumu var. Devam filmin yarısı... Yani yarı diyalog şu anda gebe misin gebeyim sen gebe misin ben de gebeyim falan. Ben gebe. Devamlı böyle bir durum dönüyor dizinin içinde. Biz bunun üzerine arkadaşlarımız bizim montajdaki arkadaşlar filmdeki bu lafları çıkartıp çok keyifli bir montaj yapmışlar. Bir onu bir izleyelim hep beraber buyurun. Seçilirsen ve sultanı mutlu edersen bir de erkek çocuğun olursa Haseki Sultan sen olursun. Dünyayı sen yönetirsin. Gebe. İçme çünkü yüklüsün. Gözün aydın. Gebesin. Yoksa gebe misin? Gebeyim. Belki de gebe kaldınız. Ben gebeyim. Oğlum olacak. Gebe kalmışsın. Gebe olabilir. Mahidevran Sultan gebe olduğunu söylüyorlar. Gebeymiş. Mahidevran gebe değilmiş. Mahidevran Sultan gebe. Gebe değilmiş. Mahidevran Sultan gebe. Gebe değil. Mahidevran gebe. Gebeymişsin. Ben gebeyim. Gebe. Belki gebeyim yine. Ben gebeyim. Hürrem yine gebe. Kadın hep doğuracak mı? Bu yıl çok şehzade göreceğiz Dahiye Hatun'u. Devam ediyoruz.